Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle TRT Coğrafya'da iç kuvvetlerde dersimize bakacağız. Bundan önceki derslerin hepsine siz bu kanalın oynatma listesinde sırasına göre bulabilirsiniz. Yine tarih, coğrafya, felsefe, din kültürüne ait Konu ve soru videolarına bu kanalın oynatma listelerinde sırasıyla ulaşmanız mümkün diyelim. Bugün ne yapacağız? Sizlerle beraber iç kuvvetlere bakacağız ve bu nitelikteki temel bilgilere el alacağız. Hadi bakalım dersimiz başlasın. İç kuvvetlerde ilk olarak bir dağ oluşumuna yani orojenizi bir ele alalım. Şimdi değerli kardeşlerim, iç kuvvetler denildiği zaman... Unutmayalım ki dünyamız güneşten paça, paçan paçan bir değil, ya, kopan bir parça. Paçan bir korpa değil tabii. E, kopan bir parça olduğu için e, biz e, hani temelinde e, yer kabuğunun soğuduğunu ama dünyanın merkezine doğru gidildikçe bu temel magmatik yapının olduğunu bir önceki derste söylemiştik ve görmüştük. Bu yüzden e, özellikle jeosenkrenlerde biriken tortul tabakaların bizim için kırılma veya kırılma hareketiyle yükselmesi olayı dağ oluşumu. Yani orojenes olarak biliniyordu. Şimdi bakın iki farklı tabaka. Levha tektoniğini bir önceki derste söylemiştim sizlere Ne oluyordu? İki farklı levha birbirini sıkıştırınca. Eğer tabaka bizim için esnek yapıdaysa burası kıvrılıyordu. Yani bir kıvrımlı orojenesi yani kıvrımlı dağlar oluşturacaktı. Burada üst bölgeler antiklinal, e, alt bölgeleri ise senklinal olarak bilinmektedir. Ama tabaka sert bir yapıdaysa o vakit bu tabaka kırılır. Ve bizim için kırıklı orojenezi kırıklı dağları oluşturur. Burada dağ kısımları horsları, dağlar arasındaki kalan bölgeler ise grabenleri oluşturmaktadır diyebiliriz. Evet devam edelim. E, peki bizim için bu kırıklı ve kıvrımlı dağların temel özellikleri neler? Bunlara bir bakalım. Dedik ya kıvrımlı dağlar eğer tabaka bizim esnekse oluşabiliyordu. Bu yüzden bunlar esnek tabakada olan sıra dağlar şeklinde devam eden yükseltileri fazla faylanması az olan e, temel özellik niteliği taşımaktadır. E, hani temel kıvrımlı dağlara baktığımız zaman birinci zamanda Hersinyen ve Kaledoniyen e, kıvrımlı hatları görmek mümkün. Üçüncü zamanda ise Alp orojenesi bunlara en iyi örnek niteliğinde. Peki dünyaya baktığımız zaman kayalık Ant, Himalaya, Alp dağları gibi veya ülkemizde Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları gibi dağlar e, bizim için kıvrımlı özelliği göstermektedir. Peki kırıklı dağlar arasında neler var? E, temel özelliklerine baktığımız zaman dedik ya eğer tabaka bizim için sert ise burası karadır. E, yükseltileri kıvrımlı dağların ismeden daha azdır. Jeotermal potansiyeli ise yüksektir. Çünkü burada tabak, e, tabaka bizim için e, kırıklı olduğu için jeotermal enerjinin aktif olarak görüldüğü sahalardan biridir. Üçüncü zamandaki Alp Orogenizi yine e, kırıklı özelliklerde göstermektedir. Öyle diyelim. Dağ dışına baktığımız zaman Kaz Dağları, Madra, Yult, Bozdağ, Aydın, Menteşe, Amanos gibi dağlar ki çoğunluğu yani bizim için Ege bölgesinde Amanos ise Akdeniz e, sahasında bulunmakta ki bu kırıklı dağların e, temel özellik niteliğidir. Peki bu kıvrımlı ve ee, hani kırıklı orojeniz dışında biliyorsunuz bir de volkanik dağlarımız var. Onlar direkt demelinde iç kuvvetlerin etkisi oluşan e, dağ niteliğinde. E, onlar hakkında bir bakayım hemen şöyle volkanizmada. da ha, değinmişiz tamam. E, Yeri geldiğinde oraya bakacağız tamam Şimdi bizim için kıta oluşumuna değinmeden evvel izostatik denge kavramını bilmek lazım. Şimdi karaların ağırlıkları takdir edersiniz ki sıvı olan mantoya e, tamamen gömülmüş durumdadır. Ve mantonun üzerinde bir dengede dururlar. İşte biz bu denge, izostelik denge ismini veriyoruz. Bakın burada görselleştirilmiş şekilde de var. Ee, i̇şte bakın, e, hani okyanus e, altları ve kara altları şeklinde bu şekilde gösteriliyor. Şimdi, takdir edersiniz ki bazı durumlarda karaların ağırlıkları azalabiliyor. Hangi sebepten ötürü olmuş olabilir? Diyelim ki karaların üzerinde bir buzul vardır. Buzul erimiştir. Buzul eridiği için karanın ağırlığı, burada daha çok hafiflemiştir değil mi? Manto yapmış olduğu ağırlık daha çok hafiflemiştir. Ve ne olacaktır? Bu da yükselme gösterecektir. İşte burada da ondan bahsediyor. Diyor ki bakın karaların ağırlığı sonradan değişirse izostatik denge bozulur. Ya alçalma ya da yükselme olur diyor. Eğer diyor ki bakın karalar ağırlaşıp alçaldığında yani kara eğer ağırlaşıp alçalıyorsa ne olur burada? Deniz ilerler. İşte biz bu deniz ilerlemesine transgresyon ismini veriyoruz. Peki kara nasıl ağırlayabilir? Diyelim ki burada bir volkanik dağ vardır. Volkanik patlama sonucunda e, ortaya çıkan bu magma e, ve bu kayaç yapıları, tamamen yani magmatik kayaç yapıları burada soğur ve burada bir ağırlık oluşturur. O zaman hani kara burada ne yapar? Tamamen magmaya olan baskısını ilerletir. E deniz ilerler. Biz buna transgresyon ismini veriyoruz. Veya az önce örnek verdiğim gibi bir buzul tabaka vardır. İşte Küresel ısınmadan ötürü buzlu tabaka burada ne olabilir? Eriyebilir. Eridiği için e, karanın magma üzerindeki baskısı hafifler. İşte o zaman da kara yükselmeye başlar. Kara yükseldiği için deniz geriler. İşte bu deniz gerilemesine ise biz regresyon ismini veriyoruz. Tamam mı? Demel unsuru bu. İzostatik denge niteliğindeki epirojenik hareketlerde bu unsurlar meydana geliyor. E, bakın burada biraz daha net halde gösteriyor görsellerle. Yani kara alçaldığında ve kara yükseldiğinde ortaya çıkan durumlar. Ee, peki izostatik dengenin bozulması sonucu hani yükselerek oluşan kara parçası bizim için nedir? Regresyon, regresyon kavramlarına bakmıştık. Ee, kara kütlesi bizim için jeo antiklinal. Ee, o deniz çukurlukları, okyanus çukurlukları ise e, nedir bizim için? Jeo senklinal olarak bilinmektedir. Peki epirojeniz neden oluşuyor? Sonuçları ne demek? Bazen bunlar da sınavlarda sorulabilir bizim için. Şimdi buzul oluşumu epirojenize sebebiyet verir. Eğer bir yerde buzul oluşuyorsa karaya baskı yapacaktır. Kara mantoya çökecektir. Buzul erimesi olabilir. Buzul eridiği zaman kara hafifleyecektir. Ne olacaktır bu defa? Kara yükselecek. Ee, kara yükseldiği için deniz gerilecektir. Biz buna regresyon ismini veriyoruz. Halbuki ilk olayda kara çöktüğü için deniz ilerleyecekti. Yani buzul oluşumunda bu transgresyona sebebiyet verir. Değil mi? O zaman şöyle yazalım. Buzul oluşumu transgresyona sebebiyet verdi. İşte buzul erimesi regresyona sebebiyet verdi. E, tortullanma yine karalar üzerindeki baskıyı artıracaktır. Magmaya olan baskıyı artıracaktır. Bu karanın çökmesine, denizin ilerlemesine sebebiyet verir. Transgresyon. E, aşınma karanın üzerindeki baskıyı alacaktır. E, bu durumda karanın hafifleme yükselmesine, e, denizinde denizin de geri çekilmesine yani regresyona sebebiyet verir. E, lav birikmesi, lav birikirse kara ağırlaşır. Kara ağırlaşırsa e, ne olacaktır? deniz ilerler kara içlerine doğru. Ee, yani yine bir transgresyon meydana gelir gibi. Bakın hani neden unsurlarını ifade etmeye çalıştık. Peki epirojenez meydana geldi sonuçları ne oldu? Ya deniz ilerledi ya deniz geriledi. Yani ya transgresyon oldu ya regresyon oldu. E, ee, Ria tipi kıyı oluşumuna sebebiyet verebilir. Mesela örnekte olmuş olduğu gibi deniz suları iç kısma e, geldi. Seki ve Taraç oluşumu olabilir. Eğer deniz gerilerse bakın burada olduğu gibi. E, yine düzlük alanlar oluşturabilir. Yüksekte bulunan düzlük alanlar bizim için plato olarak bilinmektedir. Platolara sebebiyet verebilir. Kara denizlerin alanının da değişmesine sebebiyet verecektir bu durum diyebiliriz. Tamam mı? Epirojenesin neden ve sonuç niteliği de bu şekilde. Peki gelelim sizin ee, ...yaşam alanı içerisinde en çok karşılaştığınız unsurlardan biri olan seizma yani depreme. Şimdi takdir edersiniz ki e, yer kabuğu hani böyle bir denizin üzerindeki gemi gibi durmaktadır. E, doğal olarak hani, magma içerisindeki konveksiyonel akıntılar eğer üst tabaka tam oturmamışsa... ...yani bizim için ana kara yapısı tam olarak yerleşmemişse bu kara yapısını oynatmaktadır. İşte bu sismik oynama ve hareketler... E, ...tamamen yer kabuğunda bir enerjinin açığa çıkmasına... ...ve depremin meydana gelmesine sebebiyet vermektedir diyelim. Peki, yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklıklar bizim için nedir? Faydır. E, tabii faylar da ters. Doğru atılımlı, normal olarak üç gruba ayrılır. Ayrı sizin için önemli değil, öyle diyelim. E, peki, işte bu sismik hareketler... E, ...bunu ölçen alet nedir? Sismograftır, öyle diyelim. E, o kayıt çiz çizelgesinde işte hangi ölçüde, hangi nitelikte, hangi enerji niteliğinde olduğunu gösteren çizelgeler ise bizim için grafikler ise sismogram olarak ifade edilir. Öyle diyelim. Şimdi ter, yani terim niteliklere bakıyoruz. Eğer hani bu deprem yani fay kırı okyanus dibinde, deniz dibinde meydana gelmişse ve enerji açı e, burada meydana çıkmışsa e, ne olur bu defa? E, hani Deniz tortul tabakasını düşünün böyle. Bir anda bir kırık yapı oluştu. Deniz sularının bu alana boşalmasına ve daha sonra tekrar yükselmesine sebebiyet verecek. Ve süre gelen bu hareket neye sebebiyet verir? E, kıyılarda, e, Japonca'da dev dalga anlamına gelen tsunami'ye sebebiyet verir. Öyle diyelim. E, yine şöyle diyelim. İş püskürükler. Yani andazit, bazalt, masif kütleler, başkalaşım taşları, e bunlar ağır kütleler olduğu için depreme dayanıklı malzemelerdir, öyle diyelim. Peki, depremin yıkım derecesini neler etkiler? Onlardan bahsedelim. Şimdi birincisi iç merkezi ile dış merkez arasındaki uzaklık. Mesela günümüzde Türkiye'de herhangi bir anda deprem meydana geldiği zaman e dikkat edin, mesela işte Kandili Rasathanesi e bunun bilgilerini veriyor. Verilen bilgilerden biri de derinliktir. Hani kaç kilometre e aşağıda meydana geldiğidir. Eğer bu yüzeye ne kadar yakınsa şiddet derecesini artırır, yüzeyden ne kadar uzaksa şiddet derecesini azaltır. Depremi depremin süresi bu da çok önemli. Bakın, e, diyelim ki 7 oranında bir deprem meydana geliyor. Şimdi 7 oranında bir deprem ile 7,5 oranında bir depremin ikisinin de mesela işte yüzeye 30 km aşağıda meydana gelmiş olduğunu varsayalım. İkisi de aynı uzaklıkta olsun. Ama 7 Bizim için 50 saniye sürsün. 7,5 ise bizim için ne kadar sürsün diyelim? 15 saniye sürsün. Şimdi normalde şiddet derecesi bakın ana yani unsurlardan biridir. E, süre buradaki en önemli teriklerden biri. Çünkü süre arttıkça burada e, ortaya çıkan enerji miktarı çok daha fazla olacaktır. Bu yüzden 50 saniye süren 7 şiddetindeki bir deprem, 15 saniye süren 7,5 şiddetindeki bir depremden daha yıkıcı bir etki yapabilir. Öyle diyelim. burada. Peki yine jeolojik yapı depremin etki alanları açısından önemli. Çünkü yer yapısı, işte bunların hangi kayaçlardan oluşmuş olduğu, yerine kadar oturmuş olduğu bunlar da çok önemlidir. Yine depremin şiddeti, bakın dördüncü aşamadır burada. Yine... E, o ülkelerin gelişmişlik seviyesi. Aslında bana göre en önemli unsurlardan biri. Yani deprem orada 9-9,5 falan değilse öyle diyeyim. Gelişmişlik seviyesi her şeydir. Yani hem toplumun hem insanların bilinçli olması buna yönelik olarak faaliyetler yapmış olması en önemlisidir. Japonya'da 9 deprem oluyor neredeyse. 8,5-9 arasında. Milletin burnu kanamıyor. Bizde hatırlayın en son ölümlü deprem İzmir'de meydana gelmişti. 6 küsürdü ya. Yani 6 küsür. Bir depremde insan hayatını kaybediyorsa Japonlar buna güler. Hakikaten güler adamlar. Siz ne yapıyorsunuz? Deniz kumundan ev mi yaptınız der. Yani yapıyoruz demek ki. Çünkü malzemeden çalıyorlar. Yani insanlar bilinçli değil. İnsanlar ahlaklı değil. Her şeyden öte. Bu yüzden yapan da yaptıran da bunun mesuliyetini taşıyor. Ya Allah korusun bugün İstanbul'da ve Marmara'da ki İstanbul'un örneğini niye veriyorum? Hani insan sayısının çok fazla olması. İşte çok ünlü hocaları dinliyoruz. Adamlar söylüyor. Ya yani bugün İstanbul'da bir 8-8,5 deprem olması halinde Allah korusun. Yani 300-400 bin insanın hayatını kaybetmesi demek bu. E, çünkü yapılar yani bırakın deprem hazır olmayı e, kağıttan yapı gibi. Öyle diyelim. Allah korusun. Ne diyelim? Ve nüfus. Nüfus da çok önemli. Depremin yani ee, özellikle yıkım derecesinin fazla olması e, buradaki etkenlerden biri. Yani nüfus çok fazla değilse doğal olarak bundan etkilenen insan sayısı da az olacaktır. Onansal nitelikte. Peki deprem türlerine gelelim. E, neler meydana geliyor onları ifade ederim Şimdi bizim için gerçekleşen depremlerden biri çöküntü depremlerdir. E, bunlar özellikle Karslık arazilerde hani bu karşılaşmayla ile beraber e, eriyik kayışların erimesi ve burada bir boşluk oluşturmasıyla meydana gelen deprem unsurlarıdır. Mesela diyelim ki burada bir obruk oluştu. E ee, üstte de yapılar var. E, buradaki erime daha fazla e, yaşandığında bu obruk çöker. E, Çöktüğünde depreme sebebiyet veriyor. E, Akdeniz bölgesinde yaygın bunlar. Volkanik depremler var. Aktif volkanik bölgelerde görülen volkan alanların patlamasıyla sismik hareketlere sebebiyet veren e, depremlerdir. Türkiye'de aktif volkan bulunmadığı için e, bu depremler yok. Tektonik deprem ülkemizde en fazla görülen depremlerdir. E, fay hatlarındaki magmadaki o konveksiyonel baskı nedeniyle meydana gelen deprem unsurlarıdır. E, Türkiye'de aktif fay hatlarına sahip olduğu için en fazla bu deprem türüne ülkemizde rastlayabiliyoruz. Peki dünyaya şöyle baktığımızda hani aktif deprem alanları genelde e, dikkat edersiniz e, bizim için levha sınırına yakın alanlardır. E, şöyle Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyıları. E, şöyle bakın İspanya, Portekiz sahasından başlayarak İtalya'dan Türkiye, ülkemizden işte İran, Afganistan, Çin e, hattına kadar uzanan bir saha ve Rusya'dan başlayarak bu defa Asya'nın ve Okyanusya'nın e, tamamen doğu kıyılarını kapsayan saha aktif deprem hatlarıdır. Bir de dikkat ederseniz Afrika kıtasının doğusunda aktif faydar bulunmaktadır. E, aklınızda bulunsun tamam mı? Bir de İzlanda var burada. İzlanda'yı da gösterelim. Hawaii, yani ada alanları da. E, bunlar da önemli bizim için mesela İzlanda aktif volkanların bulunmuş olduğu sahadır. Ee, orada ağırlıklı olarak yine volkanik e, volkanik depremlerde meydana gelmektedir. Öyle söyleyelim. Peki bunlar deprem riski yüksek alanlar iken bakın Kanada şu alan işte Sibirya başka İskandinavya neresi demiş Amazon sahası işte Avustralya Grönland şu e, Sahra bölgesi şurası Güney Afrika Cumhuriyeti Arap Yarımadası, şurada, e, bunlar da depremin riskinin az olduğu sahalardır. Evet, bu yuvarlak olarak gösterdiğim alanlarda deprem riskinin az olduğu sahalardır. Yani bir dünya haritası verirse, 5 numaralı alan işaretlenir. Hangisine deprem riski az veya fazla derse, bu haritaya dikkate alırsınız. Tamam mı? Unutmayın. Evet, gelelim volkanizmaya. Volkanizma, erimiş kayaçlardan oluşan magmanın, sırf gazdan oluşmayan bir gök cisminin yüzeyine magma ve gazın... ...yüzeydeki çatlak ve yanardağ ağzının yüzeye çıkması fenomenidir. Yani kısacası e, alttaki magma'nın yolu bulup dışarıya çıkması durumudur. E, bizim için e, volkanizma faaliyetler. öyle söyleyelim. Tabii bu volkanizma faaliyetleriyle beraber e, oluşan hem içte hem de dışta... ...birçok temel olay ve etken vardır değerli kardeşlerim öyle söyleyelim. E, ve bu unsurlarda yani ÖSYM tarafından... E, bazı yıllarda sınav sorusu olarak gelebilmekte öyle diyelim. E, bu yüzden bilmemiz gereken ve not almamız gereken e, unsurlar arasında e, diyebiliriz öyle diyelim. Peki, şöyle biraz ele alalım bunları. Şimdi bakın dikkat ederseniz bizim için yüzey volkanizması ve derinlik volkanizması olarak bunları ikiye ayırıyoruz. Burada ha, tamam. Şimdi bakın yüzey volkanizması içerisinde bizim için lavlar var. Lavlar zaten takdir edersiniz ki hani e, bu Magmanın e, volkan dağından çıkan e, parçalarıdır. E, tüf yine yani volkanik sahada e, ortaya çıkan e, enerjiyle beraber e, ufak yapılı taş ve buhar e, yani daha doğrusu e, duman oluşumudur. Tüfler öyle diyelim. E, yine lapilli e, volkan bombası ve küller yani bunlar şu alanda yüzey volkanizması sahasında... Ee, ...özellikle patlamayla beraber ortaya çıkan... unsurlardır. Öyle diyelim. Ee, tabii bu patlamayla beraber... E, ...volkan sahasında... ...derin çukurluklar ve unsurlar meydana gelebilir. O alanlarda da kraterlere, kalderalara veya mağaralara sebebiyet verebilir. Bunların hani, özellikle suyla dolmasıyla beraber... ...mağar göllerine, kaldera alanlarına... ...sebebiyet verebiliyor. Öyle diyelim. Peki gelelim bizim için derinlik volkanizmasına. Derinlik volkanizmasında neler var? Ee, tabii şu krater kaldera veya mağarı biraz daha açmak istersek derinlik organizmasından gelmeden evvel belki tanımsal olarak sorabilirler. Hani bizim için kraterler hani volkan konilerinin böyle üst kesimlerinde meydana gelen e, patlama sonucu oluşan çukurlardır. Öyle diyelim. Kalderalar patlama ve çöküntünün geniş, e, genişleşmiş hali iken mağaralar ise magmadan yeryüzüne gelen gazların hani böyle patlaması sonucu oluşan çukurlardır. Dediğim gibi hani buraya böyle su birikintisi zamanla birleşirse gölere sebebiyet verebiliyor bu alanda. Peki Batolit. Batolit bizim için ne? E, magmanın hani böyle çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçlarından oluşan e, şekildir batolit. Kubbe biçimindeki şekle biz batolit ismine veriyoruz. Peki e, burada seal dediğimiz unsur ne? Magmanın tortul böyle tabakalar e, arasında yerleşip katılaşması sonucu oluşuyor. Şu görmüş olduğunuz katı tabaka bizim için seal olarak verilir Peki lakolit nedir? Lakolit'e gelelim. Lakolitler e, özellikle magmanın bir damar aracılığıyla böyle tabakalar arasına sokulması sonucu mantara benzeyen şekildir. İşte şurada görmüş olduğun bu mantar şekli lakolit'tir bizim için. Ve en son olarak dike. Mesela ÖSYM sınav sonlarında dike gelmişti bizim için. E, magmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekiller bizim için dike olarak bilinmekte. Bunları da tanımlamış olalım. Peki, son olarak, e, sanırım burası son kısımda, evet. Son olarak burada sizinle beraber e, aktif volkanik sahalara bakalım. E, bir de e, ülkemizdeki volkanik dağları, tabi bunlar sönmüş volkanlardır. E, şimdi aktif volkanlarına baktığımız zaman, e, bu adamlar, dikkat ederseniz, fay hatlarıyla eşdeğer niteliktedir. E, hemen hemen deprem haritasındaki fay haritasıyla ortaktır. E, peki ne oldu? E, bir volkanik sahada... Bu unsurun meydana gelmiş olması can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. İşte hava ulaşımını aksatabilir. Çünkü volkan külleriyle ile beraber e, görüş mesafesinin kısalması buna sebebiyet veriyor. Yine e, atmosfer kirliliğine sebebiyet verecektir bu toz bulutları. Ani iklim değişikliğine sebebiyet verecek, güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesinin engelleyecek. E, ve asit yağmurlarına sebebiyet verecek. Asit yağmurları oldukça zararlıdır. Özellikle tarım ürünleri unsuruna. Bunlar olumsuzdu. Ama e, volkanik sahalar, özellikle magmatik kayaçlar ve bunların ufalanmasıyla oluşan toprak yapılarında yani verimli regosol toprak oluşumuna sebebiyet verecek verimlidir bunlar. Metal maden oluşumuna sebebiyet verir bunlar. Jeotermal e, su kaynaklarını açığa çıkarır. Yine geyser, peribacaları, volkan koyunları gibi e, böyle turistik unsurları da meydana getirebilir. Öyle dedim. Bir de ülkemizdeki bakın sönmüş volkanlar. Bunlar arasındaki en genç volkan Kula volkanlarıdır. Tendürek, Ağrı, Süpan, Nemrut, Karacadağ, Melendis, Erciyes, Hasan, Karacadağ ve Karadağ e, ülkemizdeki sönmüş volkan alanlarıdır. Ağrı dedi. Evet, dersimize bahsedeceğimiz temel nitelikler bu şekildeydi. Şimdi gelelim sizinle beraber birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım sorularını çözmeye. E, i̇lk sorumuz gelsin. İlk sorumuz burada. Diyor ki, aşağıdaki haritada volkanik dağların yeryüzünde dağılışı gösterilmiş. Ve demiş ki, hani bu volkanik dağların büyük okyanusun doğu ve batı kıyılarında geniş yerler kaplamasının nedeni nedir? Diyor. Dikkat ederseniz burada hani Amerika'nın batı kıyılarıyla e, işte Asya'nın doğu kıyıları gösteriliyor şu kırmızı alanlarda. Peki bunun temel sebebi neydi bizim için? Aktif levha sınırlarıydı değil mi? Hani bu oluşturan unsur zaten levha sınırlarıydı. Okyanus akıntıları, termal su kaynakları, sıra dağlar veya okyanusal iklim değil, levha sınırlarının bu alanda bulunmuş olmasıdır diyebiliriz. Buraya bakalım. Hangisi tektonik depremlerin özelliklerinden değildir deniliyor. Şimdi tektonik depremler bizim için lev hareketleri sonucunda oluşan, büyük akımlara sebebiyet veren, enerji birikmesi sonucunda dalgalar halinde yeryüzüne ulaşan, paykalıkları boyunca oluşan unsurlardır. Ama eriyebilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde çökme depremler meydana gelir bizim için. Tektonik deprem değil. O zaman E seçeneği sorumun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza gelelim. Diyor ki Türkiye'deki şartlar göz önüne alındığında aşağıdaki alanların hangisinde epirojenik olarak alçalma ihtimali daha düşüktür diyor. Bakın diyor ki yer kabuğundaki ağırlaşma ve hafifleşmeye bağlı olarak gerçekleşen epirojenes günümüze hala devam etmektedir. Peki alçalma ihtimali hangisinde daha düşük? Çukurova, Bafra, Çarşamba, Konya ve Sakarya. Şimdi Sakarya, Çarşamba, Bafra ve Çukurova delta alanlarıdır. Burada e, biliyorsunuz ki e, hani Akasya'nın getirmiş olduğu alüyonlar yeni bir birikinti oluşturuyor değil mi? Hani bu yüzden e, hani anakaya olan baskı daha da artacaktır. E, bunlar da bizim için alçalma daha fazla olurken e, Konya Ovası e, bu niteliği için taşımadığından ötürü e, bizim için alçalma ihtimali daha düşük sonuçlu bir delta ovası değil. Gelelim buraya. Öğrencilerin izlediği belgesel aşağıdaki yüzey şekillerinin hangisinin oluşumunu konu almamıştır deniliyor. Bakın, coğrafya dersinde öğrenciler yer kabuğunun oluşumu ve şekillenmesi konusunda derinlerden gelen güç isimli belgeseli izlemişlerdir. O zaman iç kuvvetleri hedef alacağız. Mesela Hawaii'deki volkanların oluşumu, iç kuvvet, ee, okyanus ortasında oluşan sırt, e, demek ki volkanik faaliyet var burada, iç kuvvet. E, Nil deltasının oluşumu, Ebu bu akarsiyon getirilmiş olduğu alüyonların birikmesiydi. O zaman bu dıştaydı. İç kuvvet değil. Ve Alp Limanı'ya da sıra dağlarının oluşumu e, demiştik zaten. Orojenes. iç kuvvet. E, İskandinav Yarımadası'nda ve Kanada deniz gerileme girileme. E, yine bakın epilogenik hareketlerdir. İç kuvvet. C seçeneği sorumlu. Doğru cevabı. Buraya bakalım. Diyor ki buna göre öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu tanımlama yanlış bilgi içermektedir. Bakın. coğrafya öğretmeni dersinde yüzey volkanizması konusunu işlerken öğrencilerden konuyla ilgili bazı kavramların tanımlarını istemiş. Öğrencilerden Mert, Aslı, Yusuf, Derya, Hasan e, tanımlama yapmıştır deniliyor. Bakalım hangisi hata? Demiş ki Mert, patlamalar ya da çöküntüler genişlenmiş e, kraterlere kaldera denir. Tamam, Mert'te bir sıkıntı yok. E, Aslı demiş ki, e, katı halde püskürük küçük taş parçaları lapilli denir. Doğru, lapillinin temel tanımıdır. Doğru. E, magmadan yeryüzüne gelen gazların patlaması sonucu oluşan çukurlara mağar denir demiş Yusuf. Doğru. E, lavların yeryüzüne ulaşırken takip ettikleri yeraltı boşluklarına krater demiş. E, Halbuki takip ettikleri e, o boşluklar bizim için o neteliği mi barandırıyor? Dursun, dursun. Volkanlardan çıkan sıcak ve akışkan sıvı malzemeye lav denir. E, doğru. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi krater öncelikle bizim için neydi? Özellikle hani e, volkan kollarının üst kesimlerinde böyle meydana gelen patlama sonucu oluşan çukurlardı. Biz o neteliği diyorduk. E, ama e, hani bir volkan tüfü içerisinde gidecektir değil mi? O boşluklar, o unsurlar e, o alanı oluşturacaktır. E, doğal olarak hani bizim için hatalı bir bilgi olmuş. Burada Derya'nın söylemiş olduğu ifade E seçeneği kriteri e, barındır. Evet. Bir sonraki sorumuz gelsin. Açıklanan bu durumun sebebi hangisidir deniliyor. E, yapılan araştırmalarda Erdin Havzası ve Çukurova'nın çok yavaşta olsa alçaldı ve bu sürecin hala devam ettiği tespit edilmiştir. Peki temel sebep unsuru nedir burada? Dikkat ederseniz alçaldığı deniliyor. E bir yerin alçalıp yükselmesi epirojenik hareketler olmaz mıydı? Yani orojenes deprem, buzul, volkanizma değil. Epirojenes B seçeneği Doğru cevap oldu. Gelelim ikinci adım sorulara. Şimdi burada derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması verilmiş ve onlarla ilgili bilgiler var. Hangisinin yanlış olduğu bizden isteniyor. Dikkatli bir bakalım. Lakolit, magmanın yer kabuğu üzerinde birikme sonucunda oluşan koni şeklindeki dağlardır. İyi e de bu hani volkan dağına götürür seni. Halbuki bizim için lakolit, hani magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasına sokulması oluşu, e, hani sonucu oluşan hani mantara benzeyen şekilde yani şurasıdır değil mi? Bir dağ değildir bu da. Sil, magmanın yüzeye çıkmadan yatay tabakaları halinde. Evet, burada e, ee, volkan konisi, volkanik patlamayla yeryüzüne çıkan materyallerin üst üste birikmesi sonucu oluşan yer şekilleridir. Doğru. Batolitler magmanın yer kabuğu içinde geniş tabanlı büyük kütleler halinde soğuması ile. Evet doğru. Dyke, magmanın yerin derinliklerinde tabakaları dikey doğrultuda keserek. Bakın bu şekilde. Yatay oluyorsa sil, dikey oluyorsa zaten dyktır burada. Sokulması ve kıtalaşması sonucu oluşan doğrudur. Evet A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Buna göre aşağıda bilen kayış türlerinden hangisinin yaygın olarak bulunduğu bir alanda çöküntü depremlerin oluşması daha kolaydır. Biz hatırlarsanız çöküntü deprem için hani o sahanın e, karstik bir saha olursa eğer erimeyle beraber oluşabileceğini derste söylemiştik. E, karstik sahalarda biz kalkerli yapıları görüyoruz. E, o zaman kalker sorumuzun doğru cevabı olur. Devam. ve burada kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetlere iç kuvvetler denildiğini, iç kuvvetleri oluşturan olaylarında matodaki konveksiyonel akımlardan doğduğunu ifade etmiş. Buna göre Yer hangisinin oluşumunda mantodaki konveksiyonel akımların doğrudan etkili olduğu söylenebilir deniliyor. Bakalım. E, Traverten volkan konisi, kanyon vadi, mantar kaya ve delta ovası. E, bunlardan sadece volkan konileri değil mi? E, bizim için e, bu unsur da e, mantodaki konveksiyon. Yani e, iç kuvvetleri ilgilendiren bir unsurdur. Evet devam edelim. Şimdi bu soruda esnek olan tortu tabakalarının kıvrılıp yükselmesiyle kıvrım dağlarının esnekle yitirilmiş sert yapıdaki tortu tabakalarının yan uğramasıyla kırık dağların olduğu söylenmiş. Zaten burada bakın e, bizim için kıvrım dağları burada e, ve kırık dağlar da şurada gösterilmiş. Ve diyor ki Türkiye haritasında gösterilen alanlardan hangisinde görseldeki yer şekillerinden herhangi birinin örneği bulunmaz. E, şimdi e, şurada bir kırıklı dağımız var. kıvrılma e, kıvrımlı sahalarımız var burada. Tamam burada sıkıntı yok. E, burada Çukurova var. Yani burası bizim için bir dağ oluşumu değil. Bir delta oluşumudur değil mi? E, o zaman E seçeneği bu nitelikte örnek olarak söylenemez. Evet, devam. Buraya bakalım. Aşağıdaki dünya haritasında 5 farklı alan taranarak numaralandırılmış. Ve diyor ki, haritada numaralara gösterilen yerlerden hangisinde tektonik deprem tehlikesi derinden daha düşüktür. O zaman hatırlayın o dünya haritası unsuru üzerinde e, bizim için Sibirya. Bak ben hemen böyle bakınca Sibirya gözüme çarptı. Sibirya için ne demiştik? Sibirya, Sahra bölgesi, Arabistan, Kanada, Grönland, hatırla Avustralya, Güney Afrika demiştik değil mi hepsinin bunların? E, Sibirya doğal olarak devrem tehlikesinin en az olduğu yerlerden biri tektonik olarak. Evet. E, bu soruya bakalım. Buna göre verilen olaylardan hangisinin de iç kuvvetlere örnek verilemez deniliyor. Bakalım enerjisini yer kürenin içinden alan ve yer şekillerinin oluşumunu sağlayan kuvvetlere biz iç kuvvet ismini veriyoruz. E, şimdi iç kuvvet niteliğinde Hollanda, Almanya ve Fransa'nın kuzeyinde yer alan ovalarda yılda birkaç milimetre çökmesi. Bak, alçalma, yükselme. Bizim için iç kuvvet. epirojenes. Buzul çağının son ermesinden itibaren İskandinav Yarımadası'nın yılda birkaç milimetre yükselmesi. Yine bak, epirojenes, iç kuvvet. E, Mersin'de cennet cehennem obruklarının oluşması. E bu karstik arazilerle ilgilidir. İç kuvveti ilgilendirmez. E, Paleolitik'te, kalidiniyen ve Persyan kıvrımlarının oluşması, dağ oluşumları iç kuvvet. Metya tuzlası acı göl gibi mağar özelliği taşıyan göller. E, bu da yine volkanizma ile beraber iç kuvvet. E, C seçeneği sorumun doğru cevabı. Ve üçüncü adım soruldu. Buna göre orojenez de olayla ilgili hangisi söylenemez deniliyor? E, bakalım. Şimdi diyor ki tortu tabakalarının yapılarına göre iki şekilde gerçekleşir. Hani biz bunu ne diyorduk? Mesela sert yapıdaysa e, kırılma, esnek yapıdaysa kıvrılma. E doğru. Burada bir sıkıntı yok. Farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş sıradağlar vardır deniliyor. E bak, Urón kavramları, Kalonian, hersiniyen Alp, e, işte Ant, değil mi? Var. E, ve hepsi farklı dönemlerde. Birinci, ikinci, üçüncü jeolojik zaman vesaire. E, levhaların torto tabakaları sıkıştırması ile e, oluşur. Evet, bu da söylenebilir. E, olayı ile ilgili. Kısa sürede hızlı bir şekilde gerçekleşir denilmiş. Halbuki. E bu bayağı vakit alan bir unsurdur. Levhalar hareket ediyor. Nereye kısa sürede? E Kıvrılarak yükselen yerlerde deniz canlılarına ait fosiller bulunabilir değil mi? Yükseklik kadar bu defa e, bu nitelikte o da söylenebilir. Buraya bakalım. Aşağıda yeryüzünde volkanların dağılış gösterilmiş. Ve diyor ki buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde volkanlar daha az etkilidir deniliyor. Brezilya, Endonezya, Filipinler, Japonya e, ve Finlandiya. Şimdi Brezilya burası. Şunları ben sarı renkte göstereyim. E Brezilya burada bizim için. Ee, Endonezya burası. İşte Filipinler. Aynı sahada. Ee, İzlanda. Dikkat ederseniz hep böyle kırmızılara denk geldi. Ee, Japonya. Bak dikkat edin. Ee, niye sarıyla gösterdikse bu sefer diğer kısımlarda kalın. Ama en azından Brezilya iletiyorduk değil mi? E, Brezilya olmaz burada. E, A seçeneği sorumun doğru cevabı oldu. Evet. Devam. Şimdi diyor ki burada işte epirojenes, izotetik denge ve onunla ilgili temel bilgiler verilmiş. Yukarıdaki açıklamalar, yani buradaki açıklamalar dikkat alındığında görselle ilgili hangi yorum yapılamaz deniliyor. Dikkatli bir bakalım görselde de. Burada bir buzul var. Burada tortu tabakalar, işte deniz vesaire var. Şimdi tek tek burayla ilgili bir yorum yapalım. Tamam mı? Şimdi Tamam genel bilgiler verilmiş. Ben de soruyu sizinle ilk kez beraber çözüyorum. Bir numarayla gösterilen yerde aşınma sonucu yük azalır ve arazi yükselir ee, denilmiş. Ee, evet buzul erimesi niteliğinde söyleyebilirsem onu aşınma ile de yük azalır arazi yükselir. Evet baskı azaldığı için söylemek mümkün. Tamam bunu yapabilirim. İki numaralı yerde deniz tabanı alçalır ve kıyı gerilmesi meydana gelir e, tortu tabakalardan ötürü. Tamam bu da söylenebilir. de bizim E seçeneğimiz nerede? Burada bak E seçeneğimiz de çıkmamış. Neyse dur bakalım inşallah sorun doğru cevabı E seçeneği olmaz. 2 e, numaralı ile gösterilen yerde birikme sonucu yük artar ve arazi manta örgümenir tortu tabakadan ötürü deniliyor. Evet bu baskı atarsa bu nitelikte olabilir. Bir numaralı yerde aşılma meydana geldiği için arazinin yükseltisi azalır. Demiş. bu yükseltiyle ilgili değil temelinde. Şimdi burada bizim için bir buzul kütle vardı. Buzul kütle eriyorsa e, karanakaya'nın mantoya yapmış olduğu baskı azalır. Baskı azaldığı için burada yükselme meydana gelir. Yükselme meydana geldiği için buranın yükselsi daha da artacaktır değil mi? Yani epirojenik olarak e, burası yükselir. Allah'tan E seçeneği değilmiş. E'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama D'de bulduk en azından. E, burada bir yükselme meydana geleceği için D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur burada azalma demiş. ki buzlu erimesi burada meydana geliyorsa. Ki bak birinci seçenekte de demişiz. büyük azaldı. Arazi yükseldi. Zaten A'yı kabul ediyorsan D'yi kesinlikle elemek zorundasın. Tamam. Evet buraya bakalım. E, deprem, deprem büyüklüğü, depremin şiddeti bilgileri yer alıyor ve diyor ki aşağıda aynı yerde bir hafta arayla meydana gelen iki deprem hakkında bilgiler verilmiş. Ve demiş ki birinci deprem şiddetinin ikinci depremden daha fazla olması durumlarının hangisiyle açıklanabilir. Dikkat ederseniz birincinin şiddeti 5.53 5,3 iken ikincinin şiddeti 5,9'dur. E demek ki sadece şiddeti önemli değilmiş, diğer faktörler önemliymiş. O zaman seçeneklere bakalım. Şimdi daha uzun süreyle hissedilmesi, dikkat ederseniz burası 35 saniye, burası 19 saniye. Ben bir örnek vermiştim dersi size. Süre çok önemli diye. E, bu var. Yapıların depreme karşı dayanıksız olması, bu yapılarla ilgili değildir. Durumla ilgili bakıyoruz. Odak noktası ile dış merkez arasındaki mesafenin daha kısa olması. E, dikkat edersen burada 7 kilometre ...alçaklıkta, burada 14 kilometre. Doğal olarak bu yüzeye daha yakın olduğundan ötürü... ...ve daha fazla zamanda gerçekleştiği için... E, ...şiddeti daha fazla olmuştur. Daha fazla hissedilmiştir daha doğru öyle söyleyelim. E, 5,3 şiddeti daha az olmasına rağmen daha fazla hissedilmiş diyelim. E, D seçeneği sorumun doğru cevabı. Bir sonraki soruya gelelim. Buna göre aşağıda hangisi? Türkiye'de daha önceki bir zamanda gerçekleşmiştir deniliyor. Şimdi Türkiye'nin jeolojik geçmişine bakıldığında bütün jeolojik zamanlara ait arazileri sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu topraklarda bahsedilen dönemlere ait önemli olayların yaşandığı söylemek mümkündür deniliyor. E bakalım hangisi daha önceki bir zaman niteliğinde nitelikte diyor. Şimdi Ağrı, Pan, Nemrut, Erciyes, Erciyes, gibi böyle volkanik dağların oluşumu e, bizim için hani özellikle dağ oluşumu yolculuk 3. ve 4. zaman niteliğindeydi. Bakalım Ankara, Çankırı, Sivas çevresi ve Kuzey Anadolu'daki kapalı ağızlarda cips yasaklarının e, oluşumu deniliyor. E, bunlar da yine sonraki dönemler, yakın dönemler. E, Karadeniz'in deniz özelliğini kazanması. Ege Karası'nın çökmesi dördüncü zaman hatırlayın. Bu da sonraki zamanlar. Şu an hep 3'te 4'e bakıyoruz. Ama Zonguldak, Bartın, Taşköprü. E bak bu birinci zaman. Ege Deniz'in oluşumu yine dördüncü zaman. E hep 3'te 4. zaman verilmiş. D'de ise birinci zaman verilmiş. E Zonguldak, Bartın, Taşkömür'ü birinci zaman olduğu için D seçeneği sorumun doğru cevap devam. E, aşağıdaki haritada yeryüzünde tektonik depremlerin dağılışı gösterilmiş. Levha büyük oranda örtüşen bu alanlar üç kuşa ayrılabilir diyor. Şimdi bu kuşaklar Pasifik deprem kuşağı ki şu alanda gösteriliyor bu alanlar. Hatta e, Atlas-Himalaya deprem kuşağı o da şu sağda gösterilmiş bakın. E, ve diyor ki Atlantik e, deprem kuşağı o da bakın şu sağda gösteriliyor. Şimdi numaralandırılmış alanlarda görülen depremlerin dağılışı ve etkileriyle ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Şimdi bunları bir silelim. Demiş ki 1 ve 4 numaralı alan aynı deprem e, kuşağı üzerinde yer alır. E şimdi 1 ve 4 dedik ya Pasifik deprem kuşağı demiştik. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. 3 numaralı alan ile Türkiye'nin yer aldığı deprem kuşağı aynıdır. 3 e, numaralı alan bizim için hangi kuşak niteliğini barındırmaktaydı? Akdeniz-Sinmalaya. E, Türkiye'de aynı sahada. O zaman bir sıkıntı yok. 2 numaralı e, alanın yer aldığı deprem kuşağı üzerinde nüfusun azlığı e, oluşan depremin afete dönüşmesini azaltmıştır deniliyor. Evet, yani nüfusun azlığı yok denecek kadar zaten az öyle diyelim. Belki adacıklar falan e, var burada. E, çünkü e, Atlantik Okyanusu'nda gitti. 3 e, numaralı alanda oluşan depremlerin tsunami oluşma ihtimali değerlerinden daha az demiş. 3 e, 3 numaradan dikkat ederseniz direkt kaya üzerinde. E, kaya üzerinde olduğu için e, doğal olarak okyanusa açık saha olmadığı için doğrudur. Tamamı güney yarım kürede yer alan Pasifik deprem kuşağı. Genel olarak doğu batı demiş. Hayır neresi tamamı? Ya, yani şu ekvatoru çiz. Nerede tamamı? Bir kere oradan fal vermiş değil mi? Hatalı bir bilgi. Evet bu da sizinle beraber çözdüğüm son soruydu. İç kuvvetlere kısa bir yani pratik niteliğine baktık. Geniş olarak izlemek isterseniz zaten hiç kuvvetlerini konu anlatımını e, e, geçen yılki videolarda görebilirsiniz. E, adım adım sorularla da temel bilgileri pekiştirmeye çalıştık. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.